Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videoya hepiniz hoş geldiniz. Hemen Fenerbahçe ile başlayalım. Başka kimle başlayacaktın kardeşim? Galatasaray'dan mı Beşiktaş'tan mı başlayacak? Kimle başlayacak? Kim başlayacaktın? Fenerbahçe ile başlayacaktın ya. Ya bu çocuksu çocuksu. Fenerbahçe Beko ile diyecektim kusura bakmayın. Fenerbahçe Beko'nun anlaşmaya vardı iddia edilen Carson Edwards. Arkadaşlar bu ismi sağlam kaynaklarıma sordum ama hani ee, bir cevap <laughs> gelmedi. Fakat kulislerde konuşuluyor. 2 numara transferi için 98 doğumlu Carson Edwards'ta her konuda anlaşıldı. Belki de siz bu videoyu izlerken açıklama yapılacaktır. Çünkü çok 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 yoğun e, video trafiğim var. Çok yoğun duyum trafiğim var. E, normalde uçakla giriş yapacaktım. Uçağı diğer videoya sakladım. Jorge Jesus'un açıklamaları vardı arkadaşlar. Şimdi açıklamalardan Sadece başlıkları alıyorum. Önemli yerleri. İki stoper daha istiyorum demiştim. Not Gustavo Henrique'yi kastetmiyor. Gustavo Henrique e, konusunda tam e, şey yok demişti. Hani bazı pürüzler var demiştin. Yani, ve e, Luan Perez'i sayarsan stoper olarak. Bir. Demek ki en az bir stoper daha gelecek. Ya da belki de Luan Perez o an gelmişti. Belki ondan hariç diyordur. Hep birlikte göreceğiz. Yönetimden orta saha için iki isim istedim. William Carvalho ve Arao. Şimdi William Carvalho ve William Arao. Bence e, demiştir ki William Carvalho alınsın. Onlar demiştir ki William, William, William yazarken William yazmışlardır. Canım ha Carvalho ha Alanzinho yok Arao Alanzinho beni anladı herhalde. <laughs> Arao diye hani William William muhtemelen öyle alınmıştır. Yoksa şartlar hemen hemen aynı diyebiliyorduk. Yok işin şakası bir tarafım. Normalde Arao'yu aldığın şartların çok benzerine Carvalho'yu alacaktın ama kulübü bırakmak istemedi. Hocam Galatasaray araya girdi işte Galatasaray engelledi. Galatasaray işte bilmem ne yaptı. Duruş sergiledi Galatasaray. Ya arkadaşlar ne manyak mısınız? Psikolojik sorunlarınız mı var? Alamadığınız futbolcuya niye Galatasaray'a çamur atıyorsunuz? Ne <laughs> onlar da isteyebilir. Daha çok parayı kim verirse, daha uygun şartları kim verirse gidebilir. Niye gitmesin arkadaşlar? Ya bunlara alışın artık transfer süreçleri böyle. Çamur atmak yerine yönetimlerin başarısızlıklarını konuşalım. Diyor ki, transfer süreci çok zordu ve sonunda Arao'yu kadromuza kattık. Not, bende dahil birçoğumuzun tereddütler içerisinde olduğumuz Arao iki maçtır maçın adamı seçiliyor. İnşallah böyle devam. Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldım. Everton'ın teklifini geri çevirdim. Fenerbahçe'ye geldim. Ben Everton'ın teklifini yazdığım zaman işte 5 yıldızınız gibi hayal ürünü mü diyorlardı. Ben şu 5 yıldız mevzusunda da bir şey söyleyeyim. Gerçekten bir şey söyleyeyim. Hak etmediğimiz hiçbir şey istemiyoruz. Hak etmediğimiz hiçbir şeyi vermesinler. Hak ettiğimiz şeyleri de bu kadar bekletmelerine karşılık tazminatla versinler. Mehdi Taremi'yi gerçekten e, seviyorum ama onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Bakın burada yanılıyorsunuz. Nasıl yani? Burada şunu demiyor. Zaten dört tane forvetim var. Ne forveti demiyor. Adam burada diyor ki elimde dört tane forvet var. Aslında sayayım onları. <laughs> gerçekten dört tane mi? Ya da dördünü toplasam bir adam. <laughs> ya da e, gerçekten dördü kalacak mı bilmiyorum. Pedro King Yok King forvet arkası diye herhalde. Pedro Thiago Çukur Thiago Mercedes yok. Yani neyse onu diğer kısımda konuşuruz. Ama burada ince bir mesaj var. Ana hedefimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu. Ben de bunu anlatıyorum. Ben de bunu anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi grubuna kalsan ama şampiyon Türkiye'de şampiyon olamasan ne değişirdi? Para gelirdi ama Emekler boşa giderdi. Tam tersini söylüyorum bak. Rabbim inşallah gönlü muradımızı versin. İnşallah Fenerbahçe taraftarının yıllardır çekmiş olduğu çileler son bulsun. İnşallah söyleyeceğim senaryo gerçekleşsin. Sezon bitiyor. Fenerbahçe şampiyon olmuş Süper Lig'de. UEFA kupasını kazanmış. Yani UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmış. Bir şey söyleyeceğim. O gün gelse böyle bir şey yaşadık. Ben de size desem ki bre gafiller. Böyle vicdansı da. Tabi o gün herhalde kanalımız 50 bin aboneyi falan geçmiş olur. Ee, 50 bin aboneyi geçer. Üye sayısı da aşağı yukarı herhalde 1907'yi geçer. Desem ki bre gafiller, bre vicdansızlar. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Alın şu benim hesabım, ibanım para da demiyorum. Bir şey rica ediyorum. Ben böyle bir dua etmiştim. Duam gerçekleşti. Allah'a sonsuz şükürler olsun. hamdolsun. Gelen iki şey yapın. Bir, bir tane fakir doyurun. İki, şu kanalda bir 5-10 güne herkes reklam tıklasın. Abansın reklama. Şu 3008'in parası bir zahmet çıksın. Hani artık ben de bir 3008'e binmeyin mi şampiyon. UEFA şampiyonu Fenerbahçeli etiketiyle desem. Katılırsınız değil mi? Yaparsınız. Yaparsınız ya siz adam kere adamsınız. Helal olsun dayı oğlum. Yalnız şunu söyleyeyim. Bak. Kupa gittiği için he. Züğürt tesellisi falan demeyin ama. Gerçekten bizim ayarımız Şampiyonlar Ligi değildi. Ha Dinamo Kiev'le güzel baş ettik. İki maçta da galibiyeti kaçıran bizdik. Kabul ama bizim inanın bakın inanın seviyemiz orası değil. Geçen sene ben size ne dedim? İnşallah dedim eliniriz konferans ligine katılırız. Çünkü bizim seviyemiz orası dedim. Saçma sapan takım eğlendik. Orası bile değilmiş. Bu sene diyorum ki bak çok güzel bir şey oldu. Bence güzel olan kötünün iyisi. Slovaçka, başka. Slovaçka'dan sonra da Hirtz'ın geleceğine eminim. İçime öyle doğuyor. skorlarda da doğuyor da onları söylemeyeyim. İnşallah hayırlısı olsun hakkımızdan. Ama ana hedef lig şampiyonu. Müthiş. Kiev maçı bana çok iyi işaretler verdi diyor. Ya hala bak hala tartışıyorum arkadaşlarına. Bana diyor ki neye göre iyiydik? Neye göre rakibi dövdük? Neye göre rakibi baskını altına aldık? Toplarımız direkten mi döndü. Döndü. Gol attığında golün mü verilmedi? Verilmedi. Net pozisyona mı girdik? Girdik. Gol mü kaçırdık? Kaçırdık. Adamlar pozisyona mı giremedi? Giremedi. Bir şutlar var 86 metreden. E, kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra da Fenerbahçe iyiydi. Tamam, savunmaya çekildik refleks olarak ama yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Hala bir kaleci almamız gerekiyor. Şu an en iyilerinden birine sahibiz. Diyor, bence en büyük hatayı kaleci de yapıyoruz. Belki töpleri hallediyorlar ondan dolayıdır. Şimdi Önder Özen milyonlarca Fenerbahçe taraftarına ses olmuş. Öyle söylüyorlar. Önder Özen işi gücü bırakın bu videoyu izleyin demiş arkadaşlar. Videoyu izledim. Diyor ki Fenerbahçe konjektürde geçmişte ne yaptı? Hücum bölgesine para yatırdı. Ortega'ya bilmem kaç milyon euro. Anelka'ya bilmem kaç milyon euro. Hojdonka kaç milyon euro. Alex'e kaç milyon euro. Bu kadar paraları yatırdı Fenerbahçe. Şimdiki konjektürde para yatırmıyor. Hücuma para yatırması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe hücuma para yatırmıyorsa şampiyonluk hayal diyor. Peki ben değiştirerek bir şey sormak istiyorum Önder Bey'e. Ben Önder Bey'e bir şey sormak istiyorum. Hani ee, İrfan İrfancan Kahveci babanızın tarlasında mı yetişti? Hani İrfancan Kahveci yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Yaklaşık 11 milyon euro para bedeliyle alınmadı mı? Arkadaşlar bakın ezber konuşuyorsunuz da size soruyorum. Limit bilmem ne borç almış başına 6 milyar liranın üstüne çıkmış. Ona rağmen İrfan Can'a 11 bayılmadı mı takım? İrfan Can Kahveci'ye. Hatta İrfan Can Kahveci, sen Şampiyonlar Ligi'nde o sezon müthiş performans gösterdi diye almadın mı? Samat'ta 6'ya alınmadı mı? Berisha e, Transfer Market 5 yazıyor. 5'e alınmadı mı? Zorlayalım mı? Joa Pedro kaça alındı şekerim? Kaça alındı? Rossi 5.5'a alınmadı mı? Bak 5.5'a alınmadı mı? Hani daha tek 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 şu 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 diye saymanın lüzum yok. İyi de hocam Alex'e verilen de bu bir mi? Bakalım hemen internete. Alex de Souza Transfer Market. Oyuncu profili. Bakalım Fenerbahçe'ye kaça gelmiş? Transfer Market'te yazıyordur. Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye 4 milyon euroya gelmiş arkadaşlar Alex de 2004 yılında. Valla öyle yazıyor. 4 milyon euroya geldi yazıyor. Hoijdong Transfer Market. Bakalım hani ezber konuşuyorsunuz ya ben de ondan dolayı soruyorum. Mesela Kejman'ı söylüyor. Kejman Transfer Market. Bakalım. Benim zamanım bu. Sizin de buldur. Hojdonku kaçı almışız? Feyenoord'dan Fenerbahçe 1 milyon euro'yu almış. 1 Temmuz 2003'te. Çok büyük para. Çok büyük para. Matiye Kejman. Herhalde onu çok yüksek paraya almışızdır. 7 milyon euro'yu almışız. Evet. Matiye Kejman. Çok en büyük yatırım bu diyordu. En büyük yatırımı 7 milyon euro'yu almışız. Anelka. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Amerika'nın olayı farklıydı ya. Amerika bir e, kavga sonrası mı geldiydi? Gol sevincine az seviniyor diye mi geldiydi? Yine de e, aza alıp yükseğe sattık. Diye hatırlıyorum. 7 milyon 190 bin euroya gelmiş. City'den hemen e, bir buçuk sene sonra Baltı'na 12 milyon euroya satmışız. Musa Sov mesela o söylemeyi unuttu da ben onu da söyleyeyim. Musa Sov Hani Sovla herhalde şampiyonluk yaşadığımız sene çok fazla değil. Bir tane şampiyonluk yaşadık herhalde de. Hani yakın dönemden diye söylüyorum. Sov'u biz 10 milyon euroya Lille'den aldık. 16'ya sattık. Yani kar marjı yüksek. E şimdi size soruyorum arkadaşlar. Yani Samatta'ya verilen, İrfan'a verilen, Rossi'ye verilen, Beriş'e verilen az buz bir para mı? Hem de şu yokluktan. Yanlış anlamayın. İrfan'a 40 versek hiç borcumuz olmasa, financial fair play şu bu olmasa ben yine üzülürüm. Aa, vermemiz gerekir. Hiç borcumuz olmasa oradaki gibi rahatlık olsa İrfan'ı 20'ye falan, Samat'ta 20'ye falan almamız lazımdı. Ya da 20 milyon ayarında futbolcu alman lazımdı. O ayrı mesele. Ama senin belini büken belki de o yatırımlardan sonra boşa giden paralar. Ya Şikirtel 4.3 milyon euro para alıyordu Fenerbahçe'den. da 4.6 alıyordu. Valbuena 4.5'a yakın para alıyordu. Yapmayın etmeyin ya. Ezbere konuşmayın ya. Geçen sene Önder Özen ben hatırlıyorum şey diyordu. Crespo ailesi bu videoları evde var ya DVD haline getiriyordur. Aman izlerik ne güzel oynamış babamız. Aman yıllar yıllar sonra biz bunu izlerik. Bak tarihi bir top oynamış bu maçta ne güzel. Bir daha böyle oynamaz diye diyen adam değil mi Önder Özen? Ya tabii ki de yanılabilir. Önder Özen'e çok koy Fenerbahçe'de çocuklar da var. Tabii ki de yanılabilir. Bir kereye mahsus. Ama buradaki benzetme bence çok yanlış. Ha şuna okeyim. Kardeşim 5 tane adama hani Fenerbahçe taraftarının genel kanısı bu. 5 tane adama 2'şer milyon euro verip 10 milyon euro harcayacağına bir tane adama 10 milyon euroyu bas getir diyor. Basıp getiriyorsun sonra da göndermek için 780 tane takla atıyorsun. Misal Gustavo, misal Samatta. İyi de hocam biz 10 milyon euro dedik. Ya ha 10 milyon euro, ha 6 milyon euro, ha 4 milyon euro sana kara, kajına, kara gözüne niye gelsin adamlar? Eskiden parayı basıyordun, yıllık ücreti basıyordun, getiriyordun. Şimdi senin çapın düştü. Sen çaptan düştün. 14-15 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. 8 senedir kupa girmiyor. Çaptan düştün. Bunu kabul edin. Bu sene şampiyon ol. Seneye git Gabriel Barbosa'ya 15'i basıp al. Hiçbir Allah'ın kulu sana niye aldın diyemez. Sen i̇şte bak şampiyon olmamana rağmen 2'yi alıp 20 oyuncu satıyorsun. 3'ü e alıp 18-19 oyuncu satıyorsun. Doğru tandem bu. Bir de şunu söyleyeceğim. Günümüz futbolunda artık transfer market değeri yok. Yok. Galatasaray Enzonzi seri falan getirdi. 40 milyon euroluk orta sahası vardı. Fola etmişler etmişlerdi. Delik deşik etmişlerdi ya. Çiki çıkı çiki çıkı çikil daha iyi. Mesela 7 milyon euro verdiler göndermeye yer aldı. Ne en sona 7 verdiler. Töbe kimse almaz onu ya. Beklenti 50 milyon euro. Çok özür dilerim şimdi 50 milyon euroyu versinler. Bir de yani üstüne beni de satsınlar arada. Siz ne saçmalıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Fenerbahçe Kea'yı 7'ye aldı 12'ye sattı. Ha biraz bizim hatamızdı ayrı mesela. Nani de aynı şekilde 5.5'e alıp 12'ye mi sattık? Artık devir bu. Lincoln'ı 3'e mi aldın? Ertesi sene 10 teklif mi geliyor? Satacaksın. Pelkası 2'ye mi aldın? 7 gelince satacaksın. Zaytse 3'e falan aldın. Tuttu geçen sene 7 teklif satacaksın. Bekletmeyeceksin. Bekletirsin senin zararına. Artık bu dönem. Ha Bunlar gibi satışları yaparken de araya şampiyonluk şampiyonlar ligi sıkıştıracaksın. Ondan sonra yolun açık. Yolun açık. Yani yolun açık kardeşim. Sen önce şampiyonluğu hedefleyeceksin. Ben Jesus'un gittiği yolu beğeniyorum. Allah inşallah yolundan saptırmasın. Fenerbahçe'de büyük kriz 7 ayrılık şart. Bak büyük kriz 7 futbolcu diyeyim. Başla. Mesela böyle bir başlık koyayım. Yeni sezon Fenerbahçe, Luan Perez, Geleşi, yabancı sayısı 21. Size ne? Bak işte aslına bakarsanız bu da benzeri. Size ne diyorum ama bu da benzeri. Bu da benzeri şekerim. Bak yabancı sayısı 21. Hadi azaltın şekerim. Hadi azaltın. Hadi bu yürü azalt. Mehdi Taremi. Ya Mehdi Taremi gibi futbolculara bastık parayı aldık. Bastık parayı aldık. Sezonluk topçuları aldık. Yani bir sezonu oynayan topçuları. Sonra da gönderelim diye. Ya Samatta da alınırken hiçbirimizin aklına şu gelmedi. Lan bu adamlar niye bu kadar ucuza veriyor? Transfer market değeri bilmem kaç yaşıyor. lan niye bundan 6'ya veriyor? Bunlar gerizekalı mı? Niye altıya veriyor? Lan bir sorgulayın. Sorgulayın. E benim şimdi altımdaki araba Allah herkese nasip etsin olmayanlara. Peugeot 307 arabam var. Piyasası yanlış bilmiyorsam 130, 120, 130'dan hani 180-200 arasında benim arabam 200 etmez. Güneş yanığı falan filan var. 130 de Ben arabama çok iyi bakıyorum. Bir şey eksik gidip orijinal parça alıyorum mesela. 180'den aşağı verme Kaza yok, şey yok. 250 liralık bir azar. Hadi bir tane sol ön çamurluk boyalı. Başka bir şey yok. Double ekran, geri görüş kameralı şunlar bunlar. Diskine kadar sıfır almışım ya. Lastikler, Continental, tap tap taze lastikler. O kadar iyi bakıyorum. Aküsüm, aküsü sıfır. Öyle şey değil. Çatır çatır bakıyorum arabaya. Şimdi ben bu araba 180'e değil de 90'a satışa koysam ne dersiniz? Ulan bu arabanın nesi var? İçinde Fenerbahçe lanetiyle birlikte mi satıyor? Alan kişiye uğursuzluk mu bulaşıyor? Nedir demez misiniz? Dersiniz. Biz demedik. Biz demedik. Demedik abi. Joao Pedro mesela. Ben net olarak diyorum. 12 piyasa değeri yazıyor. Niye 4.6'ya verdiler? Kafamda deli sorular. Siz neye odaklanıyorsunuz? Gustavo Henrique çöp bize bunu 3'e kakalayacaklar. Ben ona hiç tereddüdüm yok. Arao'dan tereddüdüm yok. Şundan bundan yok. Benim tereddüdüm Pedro'dan. Joshua King mesela niye sözleşmesini feshetti de birdenbire geldi diyorum kendi kendime. ve şu anda Joshua King'den çok korkuyorum. Mesut Özil 3 milyon euroya kabul dedi. Niye 3'e kabul dedi lan bu adamın nesi vardı? Bunları sorgulayın. Kafanıza bunları getirin. Neyse çok gevezelik yaptım. Ama bu gevezelik yapmam da birçok kişinin hoşuna gidiyor. Çünkü burada doğrular konuşulduğu için doğruları seven kardeşlerimin hoşuna gidiyor. Onlar beğeni de atıyorlar kanalı destek oluyorlar. Yani sadece transfer döneminde değil. 12 ay hep buradalar. Allah da onlardan razı olsun. Varsa bir sıkıntılar, dertleri gidersin. Perez'de 12'ye çıktım. 7 ismin yollarını ayırması bekledim. Hayır 7 isim ayrılmayacak. 10 isim ayrılacak. 10 isim ayrılacak. 3 tane daha yabancı gelecek. Hodri meydan. Gelen artı, yani gelen sayısına 7 artı demiştim ya. 10 artıya çıkarttım. 10'dan fazla kişi gelmiş olacak Fenerbahçe'ye. Hodri meydan. Ya ama Ali Koç'tan... Jesus dedi ki 3-4 takviye yeterli dedi. Sen dedin ki 7 artı. Ben diyorum hadi buyurun. Hocam öngörü mü yapıyorsun? Duyum mu veriyorsun? Duyum. <laughs> öngörü yapıyorsam 12 transferden fazla transfer olacak. Gelen 12 sayısını geçecek 12'yi. Bak öngörü diyorum öngörü. Şu ana kadar 7 geldi. Luhan'ı saymıyorum. O da gelirse 8. Zaten Mustafa Hoca yine bilmiş oluyor ama. Bundan hariç 4 kişi mi bekliyorsun hocam? 4 kişi bekliyorum en az. 11 artı diyeyim. Pardon 12 demeyeyim. 11 artı diyeyim. Öngörü. Şimdi kim var? Atilla Salahi. Satılık. Verin 14-16'yı. Yolu açık olsun. Tisenant Hala nasıl 3 milyon euroya gitmedi? Ben bekliyorum. Kolkır. 1 milyon euro. Onda gitti sayın. Lemos. F. Novak. 1 milyon euro. Ben Nova'da beklemiyorum artık. O sayı Samuel Kalıcı. O sayının adını... Perez 1. Osai Samuel 2. Arao yeni geldi 3. Crespo'yu şu anda satmayı düşünmüyoruz. Şu anda plan değişti. Crespo satılmayacak şu anki plana göre. 4. Zayt 6.5 artıyı veren şekerim. Alsın Zaits'i tepe tepe kullansın. Meyer Fes'i. Lincoln kalacağım. 5. E, Pelkas. Orada arkadaşlar net duyum konuşuyorum ha. Pelkas 4.5 artı hedefliyoruz. Ama 2-2.5 iki, iki teklif ediyorlar. Rossi şu anki konjüktürde kalacak gibi. Buruma ile birlikte. Ama şunu söyleyeyim. 9 artı teklif verecek bir takım vardı. Teklifi verirlerse e, ki vermeye de yakınlar. Joao Pedro. Gustavo Henrique'yi yazmışlar. Gustavo Henrique ile görüşülmek için çağrıldı. Yani sözleşme imzalanmadı. Joshua King. Bunu da ekledim. Burma'yı ekledim. Berisha. Berisha 4-2.50. Samad 25 Valencia. Valencia ee, bir şeylere engel. Valencia bir şeylere engel. Ama şu an itibariyle Valencia'yı da dahil ediyorum. Perez 1, Samuel 2, Arao 3, Crespo 4, Lincoln 5, Rossi 6, Burma 7, Pedro 8, King 9, Valencia 10. 4 tane daha yabancı gelecek. Hocam çok net konuşuyorsun bak. Çok emin konuşuyorsun. Tisserant, Salai, Kolkır, Lemos, Novak. Nova göndermeye çalışıyoruz burada. Zayt, Meyer, Pelkas. Mustafa Henrique'yi saymıyorum. Ne geldi ne gitti olarak saymıyorum. Berisha, Samatta. 10 tane adamı da gönderiyorum. Arkadaşlarım, bakın canım arkadaşlarım. 3-5 kuruşun derdine düşsem. 3-5 kuruşun derdine düşsem. Günlük 500 tane futbolcuyu ben de getiririm. İyi de başlıklarda getiriliyor zaten. Başlıklardakini okuyorum. Diyorum ki benim duyumlarım şu yönde. Allah'a çok şükür. Yani %90'ın üstünde doğruluk payıyla gidiyoruz. Bak %90'ın üstünde. Ben normalde %70'in üstüne kefilim ama %90 üstü. Hatta %95'in üstüne gidiyoruz çok şükür. Ama şu var. Ee, daha da güzel şeyler olacak inşallah. Yani daha da güzel şeyler olacak inşallah. Başka bir şey daha söyleyecektim ama. Daha da söyleyecektim ama çok da lafı uzatmayayım arkadaşlar. Yani olay bu. Bakın birçok kişi yer almıyor planlamalarda. Ben bu arada bunu açıklama kısmına yazayım mı arkadaşlar? Fenerbahçe'nin yabancıları diye. Kaç milyon euro teklif beklediğimizi de alta yazayım. Ya da sattık diyeyim. Ama salay içinde dediğimi unutmayın şeyi de söyleyeyim aklıma gelmişken espri. Rusya'nın ulusal nükleer enerji şirketi Rosatom'un Akkuyu nükleer güç santrali için Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi. 15 milyar dolar. Yani Fenerbahçe taraftarı tamam bir yanlış yaptı ama yanlış doğruyla perçinlenmiş oldu. Herhalde Fenerbahçe'nin tüm borcu artık devlet yetkililerimiz bak 15 milyar dolar geliyor. Biz Fenerbahçe'nin bir borcunu ödeyip üstü şey yapalım, kapatalım. 59 öncesi. Neymiş? Sayılsın ya. 1923. Ne 1923? Mirya Kefalan'dan beri sayılsın falan derler. 15 milyar dolar katkı yaptık ya devlete millete. Ya. Hayırlı olsun ya. Şimdi herhalde bu katkıdan sonra ee, şey yaparlar. Aslında şey iyi adamdı ya. Ya Fenerliler de yani Biliyorlar ya bu işi ya. Zengin para parayı çeker ya. Boşuna tezahürat yapmadılar falan. Dikkat edin dönmeyin. Dikkat edin dönmeyin. <laughs> Ama ben dedim ne bilsin. Ya işin gırgırındayım, şamatasındayım. Bir de bizim e, Ulaş abi şey yapmış. Kulislerde Putin'in Fenerbahçe'ye diyor sponsor olması için Gazprom'a talimat verdiği konuşuluyor. 10 yıl için 50 şey, 500 milyon dolar rakamları konuşuluyor. Ben 10 yıl 500 milyon dolara çıktım yıllık yani sadece bu yıla özel 50 milyon dolar teklif etsinler. Ee, yani 50 milyon dolar teklif etsinler, Ben kabul ederim şahsen. Fenerbahçe Gazprom desinler. Ne olacak? Bak okunuşu da güzel. Fenerbahçe Aslında Sokar olsaydı Sokar'la biz çok uğraştık. Fenerbahçe Sokar. Fenerbahçe <laughs> Ya arkadaş şimdi burayı da başka şey çekecek. Fenerbahçe Sokar şey markası. Ee, hocam ne markası olduğunu söyle. Şey markası. E, LPG diyeceğim ya. Kafa gidiyorum. Doğalgaz firması. Gazprom, Sokar. Hani bunlardan herhangi birini zaten yapıştırsan. Yani bunlardan herhangi birini yapıştırsan zaten önün açık. Ya işte diyoruz ya 6 milyar lira falan filan borç var diye. Bunlardan birini yapıştır. Hani diyoruz ya gelir kalemleri TL gider kalemleri döviz diye. Al sana gelir kalemi. Müthiş döviz. Aklımızda ailesi olsun arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de büyük kriz 7 futbolcu diyor. Ben o büyük krizi anlamadım. Herhalde kimse gitmez manasında diyor. Ben size büyük kriz demiyorum. Ben size Fenerbahçe'den %100'lük duyumlar diyorum arkadaşlar. %100'lük duyumlar. Bunlar gidiyor. Bunlar bunlar geliyor söylemedim ama bunlar gelebilir mi desem. Başlıkta da şey yapmayalım. Neyse ben bir başlık düşünürüm. Siz beğenin yeter ki. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.